putu içerisinden 2 metrelik kablo. Duvara ters bağlamak için aparat. Bir de kameramız çıkıyor. Kameramız küçük ve şık duruyor. Arka tarafında bir tane reset düğmesi ve güç girişi var. En altında da manuel kurulum için QR kod bulunuyor. Cihazı kurmak için öncelikle güç vermemiz gerekiyor. Ben powerbank ile yapacağım şu an için. Kamera şu anda etrafı tarıyor. Kurulum için Mi Home uygulaması gerekiyor. Bu uygulamayı açtığımız zaman girişte bir hesap soruyor. Xiaomi telefon kullanıyorsanız zaten bir hesabınız vardır. Onunla giriş yapabilirsiniz. Xiaomi cihazınız yoksa üyelik açarak kayıt olabilirsiniz. Sağ üst tarafta kartıya basıyoruz. Direkt zaten cihazı buluyor. Eğer cihazı bulmazsa sol taraftan kameralardan cihazın ismine basıp kurulum işlemlerine devam edebilirsiniz. Ben Mi Home'dan basıyorum. Burada bağlayacak olduğumuz Wi-Fi'yi soruyor. Sonraki diyoruz. QR kodu 15 santimden cihaza okutmamız gerekiyor. Şu anda okudu. Sonraki diyoruz. Şu an ışığın rengi değişti. Maviye döndü. Bu da bağlandığını gösteriyor. Bitti diyoruz. Buradan bir herhangi bir oda seçiyoruz veya artıdan oda ismi oluşturabilirsiniz. Ben daha önce kurduğum için koridor olarak kurmuştum. Buradan modemin ismini değiştirebiliyorsunuz. Evet, şu anda kamera açıldı. Hemen üst taraftan kamerayla ilgili ayarları göstereceğim. Burayı kapatırsanız üst taraftaki ışık kapanıyor. Şuradaki ışık. Cihazın çalışıp çalışmadığını anlayamıyorsunuz. Uyku ayarı var. Yani kameranın kayıt yapmasını istemediğiniz zamanlarda uykuya alabiliyorsunuz. Görüntü ayarlarına girdiğimiz zaman sol üst tarafta Mi logosu koyuyor. Bunu buradan kaldırıp koyabiliyorsunuz. Lens bozukluğunu düzeltmek için bir buton var. Ayrıca geniş dinamik aralığı diye bir seçenek var. Bu gece modunda çalışmıyor. Bunu açtığınız zaman biraz daha parlak oluyor. Görüntüyü düzeltiyor. Fakat dediğim gibi gece modunda çalışmıyor. Ayrıca filigran ve zaman damgasında rengin etkiler diye bir uyarı veriyor. Bunu kapatıyorum ben. Cihazı tavana taktığınız zaman döndürme yapmanız gerekiyor. Ufak bir ayarla döndür deyip bitti diyorsunuz. Normal masa üzerinde kullanacaksanız bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle bitti diyelim. Gece görüş ayarına geldiğimizde bir ayar var. Düşük ışıkla tam renk. Bunu seçtiğiniz zaman daha net oluyor. Buradan da her zaman açık, her zaman kapalı ya da otomatik geçiş olarak seçebiliyorsunuz. Şöyle normal modda ve kızılötesi görüntülemede görüntü kalitesini gösteriyor. Kamera kalibrasyonuna geldiğimiz zaman da kamerayı yine aynı şekilde döndürüyor. Kalibre ediyor kendisi otomatik olarak. Ayrıca buradan oynatmaya bastığımız zaman da geçmiş kayıtları görebiliyorsunuz. Tüm videolara bastığımız zaman da burada saat aralıkları var. Saat aralıklarına bastığımız zaman burada videolar çıkıyor. İster üstüne basılı tutarak Kaydedebiliyoruz. seçip, isterseniz de videoyu izleyip hangisi olduğunu seçip buradan bu şekilde kalıcı olarak kaydedebiliyorsunuz.
Tamam, buradan da geri gelelim. Açılır pencereye bastığımızda da şu şekilde bir pencere açılıyor. Oradan da yine kamerayı izleyebiliyorsunuz. Şöyle tam mod yapalım. Daha sonra ev gözetim asistanı ayarları var. Bunu açtığımız zaman da kameranın önünde herhangi bir şey geçtiği zaman direkt size bildirim düşüyor. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Gündüz, gece, özelleştirilmiş olarak ya da 24 saat olarak. Örnek veriyorum. Şimdi 24 saat olarak ayarlayayım. Bunun da bölüm hassasiyeti düşük ya da yüksek olarak ayarlanabiliyor. Yüksek olduğu zaman hemen her türlü hareketi algılayabiliyor. Düşük olduğu zaman da büyük hareketleri algılayıp uyarıyor. Buradan alarm zaman aralığını ayarlıyorsunuz. Şimdi deneme amaçlı ben 3 dakika yapacağım. Anında ileten algılama bildirimleri var. Bunu açtığınız zaman da direkt telefonunuza bildirim olarak düşüyor. Şunları açmanız gerekiyor. Kamerayı direkt salladığım zaman alarm olarak düştü. Tıkladığım zaman da görüntüyü aktaracak. Şu şekilde görüntüyü aktarıyor. Bunu indirebiliyorsunuz. Ya da silelim şuradan. Depolama yönetiminde şu an bellek kartı yok olarak gözüküyor. Hafıza kartı takmadığım için. Bir hafıza kartı takalım. 64 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor. Hafıza kart yeri şurada. Şöyle cihazı hafif yukarı doğru kaldırıyoruz. Tamamdır. Şöyle kapalı olduğu zaman hafıza kartı gözükmüyor. Burada hafıza kart depolama birimlerinin kaç dakika kayıt yaptığı ile ilgili bilgi var. Mesela 32 GB 720 pikselde yaklaşık 5 gün, 1080 piksel ise yaklaşık 3 gün olarak gözüküyor. Ben 64 GB bir hafıza kartı taktım. 1080 pikselde yaklaşık 6 gün kayıt yapıyor. Daha sonra eskiden yeniye doğru silerek üzerine kaydediyor. Hafıza kartını şu anda gördü. Buradan açık ya da kapalı olarak yapabiliyorsunuz. Kayıt modunda her zaman ya da sadece hareket algılandığında kaydet gibi bir seçenek var. Buradan seçerek kayıt işlemini yapabiliyorsunuz. Hafıza kartını taktığınız zaman hata verebilir. Hata verdiği zaman bellek kartını biçimlendir derseniz bu hata gidecektir. Alt kısımda NAS ağ depolama diye bir kısım var. Bunun için destekli bir cihazınız olması gerekiyor. Buraya kayıt yapması için. Otomasyon kısmını geçelim. Burada yine tekrardan bir ortam eklemek için bir yer var. Cihazı paylaş kısmında ise evde ailenizden birisine kameranın görüntüsünü paylaşmak istiyorsanız onun açmış olduğu hesap numarasını buraya eklediğiniz zaman denetime izin ver ya da yalnızca görüntüleme gibi bir şey var. Burada sadece yalnızca görüntüleyi seçerseniz sadece görüntüleme yapabilir. Herhangi bir hareketleme vesaire yapamaz. Denetime izin ver dediğinizde cihazı görüntüler ve cihazı denetleyebilir. Genel ayarlara geldiğimizde de yine burada cihazın adı, konum yönetimi. Şurada yazılım güncellemesi ile ilgili bir bildirim alacaksınız siz. Bunu ben yaptım. Siz de oradan basit bir şekilde yapabilirsiniz. Diğer ayarlara geldiğimiz zaman da burada giriş için bir şifre ağ bilgilerini gösteriyor. Cihazın saat dilimi. Ana ekrana kısa yol olarak ekleyebiliyorsunuz. Oluşturmuş olduğumuz kısa yol ana ekrana geliyor. Mi Home uygulamasına girmeden direkt kısa yola basarak kameraya geçiş yapabiliyoruz. Uzaktayken mikrofon kısmına basılı tuttuğunuz zaman odaya ses gönderebiliyorsunuz. Deneme. Şu an yankı yapıyor cihazın yanında olduğu için. Aynı zamanda anlık olarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Anlık olarak kayıt alabiliyorsunuz. Joystick kısmına bastığımızda ise kamerayı sağa sola gönderebiliyorsunuz. Yukarı aşağı.
Bu şekilde yönlendirmeler yapılabiliyor. Kameranın kurulumu ve genel ayarları bu şekilde. Görüntü kalitesi ile ilgili çekmiş olduğum gece ve gündüz görüntülerini de ekledim. Işıklar ve perdeler tamamen kapalı. Cep telefonu çekimi. Işıklar ve perdeler tamamen kapalı. Bence cihaz tam bir fiyat performans cihazı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.